Küçük yaşta gönül verdiler hafızlık ve hocalık sevdasına. Başarıya ulaşacakları yollarda yıllarca en son anlarda bile kendilerine olan inançlarından asla taviz vermediler ve başardılar. Şimdi ise bu başarılarının taşlandırılacağı günü düşünüyorlar. İsmaila Cemaati'nin önde gelen kurumlarından Fatih Medreseleri Vakfı'nın bünyesinde eğitim gören 20 hoca hocalık icazeti, 81 talebe ise hafızlık icazeti alacağı 14 Ağustos Pazar gününü, yani yarını büyük bir heyecanla bekliyor. Dev icazet organizasyonunda siz kıymetli seyircilerimizi ise duygu dolu anlar yaşayacağınız, kimi zaman sevincinizden tebessüm ederek gururlanacağınız, kimi zaman ise gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız muhteşem bir program bekliyor. Lidere derman geliyor. Gel Ahmet'im, gel Mehmet'im, gel ki sen tarihe yepyeni bir devir açacaksın. Ufka güneş gibi nurlar saçacaksın. Yıllar önce hafız ve hoca olma sevdasıyla baş koydular bu yola. Küçük yaşta girdiler medreseye. Hedefleri yaşları gibi küçük değil, hatta kocaman hedefleri vardı. Önce Kur'an okumayı, namaz kılmayı öğrenmek, sonra ise hafız olup Arapça ilimleri birer birer hafızalarına kaydetmek istiyorlardı. Aslında bu hedefler bile küçüktü onlar için. Çünkü İslam'a hizmet için öğrendiklerini öğretmek de gerekiyordu. Bunun için hedefleri Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Kanuniler, Mimar Sinanlar olmaktı. Ümmeti diriltecek, gençliği küfür bataklığından kurtaracak alimler olmaktı hedefleri. Yaşları küçüktü ama gönüllerindeki ilim sevdası o kadar büyüktü ki, uzun ilim yolunda kendilerine olan inançlarını her an tazeleyerek, her türlü zorluğu kalplerindeki iman ile tuz buz ederek devam ettiler kutlu yolculuklarına. Hedeflerini bir bir hayata geçiriyorlardı. Önce Kur'an okumayı öğrendiler. Sonra onu muhafaza etmek için hafız oldular. Ardından ise Arapça, akaid, fıkıh gibi dini ilimler ile, fenni ilimler ile geliştirdiler kendilerini. Bu fitne ve ahir zamanda çok mücadele ettiler. Başarmalıydılar ve başardılar. Sen Kur'an oku ki şimşekler çaksın, melekler bu halimize şahit olsun. Tekbir sesleri arş-ı alayı çinletsin. Peygamber sevgilisi, medresenin gülleri, hafızlar geliyor. Topla, tüfekle değil, 6666 ayetle geliyor. Hilalin parıltısı vurmuş karşı surlara. Dünyaya İslamiyet'in asaletini, güzel hukukunu anlatmak için, etrafına güzel ahlak saçan birer bireyler olmak için hazırlardı. Artık bugüne kadar koydukları dev hedefler küçülmüş, şimdi ise daha büyük hedefleri vardı. Yeni hedefleri ise aldıkları ilimleri küffarın karanlığa gömülmesi, İslam'ın ise yücelmesi için kullanmaktı. İşte bu hedeflerle yetişen ve İslam'ın birer asil neferi olmak için can atan İsmaila Camiası'nın göz bebeği Fatih Medreselerinin 20 hocası ve 81 hafız talebesi yarın İstanbul Beykoz'da bu başarılarını taçlandırıyorlar. 15 Temmuz şehitlerinin Kur'an-ı Kerim ve dualarla anılacağı şehitleri anma ve icazet programında bu kutlu neferlere destek olmak için tüm halkımız davetlidir. İcazet programı ile ilgili tüm detayları www.fatihmedreseleri.com adresinden öğrenebilirsiniz. Bu kutlu icazet programını ise ekranlara taşımak için çalışmalarını tamamlayan FMTV, yarın 17'den itibaren canlı yayınla dev icazet programının tüm detaylarını siz kıymetli seyircilerimiz için ekranlarınıza taşıyacak. Sakın kaçırmayın. 66 ayetle geliyor. Hilalin parıltısı vurmuş karşı surlara. Taklitçinin tarihi belli bugün çok kara, elinde yüzünde Kur'an etrafı yara yara, Fatih'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunları, medresenin gülleri, hafızlar ve hocalar geliyor. Bizler bu ülkenin manevi direkleriyiz. Her şeyimizi feda eder, vatanımızı yedirmeyiz. Şehit olduk dün, şahit olun bugün. Bu imanla milletimiz dik duracak her gün. Zaman garip olsa da sarılıp Kitabullah'a,
Bitirdik ilimleri. Ulaştık kemalata. Bu pazar 14 Ağustos'ta saat 17'de Beykoz Çavuşbaşı'nda asil halkımızın huzurunda yapılacak icazetimize hepinizi bekliyoruz. Evet kıymetli izleyenler, bu kutlu dava yolunda ne mutlu bu talebelerimizin bu güzel gününde yanında olanlara hepiniz davetlisiniz. Hepinizi Fatih Medreseleri Vakfı Genel Merkezi'ne bekliyoruz.